Lak lak leylek. Bir varmış, bir yokmuş. Ben masal sevmem diyenin aklı yokmuş. Kuşlar kanat çırparken gökyüzünde, meyvelerden kiraz, mevsimlerden yazmış. Ben diyeyim uzakta, siz deyin yakında. Geveze mi geveze, küçük bir leylek yaşarmış. Onun adı Laklakmış. Neden mi Laklak konmuş ismi çocuklar? Çünkü çok konuşuyor, sürekli laklak ediyormuş. Annesi, babası, kardeşleri onun gevezeliğinden bıkmışlar. Yeter artık Laklak, vermiş kardeşleri. Sus artık, başımız ağrıdı. Laklak uçmayı öğrenince başka leyleklerin yuvasına gitmeye başlamış. Damlarda, çatılarda, ottan, çalıdan küçük evlerde yaşayan leylekler Laklak'ın geldiğini görünce "Hoo, yanduk, gene çenesi düşük geliyor," derlermiş. Laklak'tan bir an önce kurtulmaya çalışırlarmış. "Hadi Laklak, annen seni merak eder, evine git," derlermiş ondan çabuk kurtulmak için. Fakat Laklak hiç eve gider mi? Bir yuvadan başka bir yuvaya uçarmış. Kendisini çok güzel konuşuyor zannettiği için kimsenin ondan bakacağını düşünmezmiş. Aslında 3 büyük hatası varmış. Ya işte bunlardan birincisi, evde anne babasının aralarındaki konuşmaları, tartışmaları herkese anlatmalıymış. Oysa aile içinde olan biten kesinlikle başkasına anlatılmamalıymış. İkinci hatası, evde yediği içtiği yiyecekleri yavru leyleklere anlatmasıymış. Biz evde şunu yeter yedik, biz evde muz yedik, armut yedik, babam bize şunu getirdi, bunu getirdi, diye sayarmış. Dinleyen yavru leyleklerin de canı çekermiş. Onlar da annelerinden isterlermiş. Çocuklar, yediğini içtiğini başkalarına anlatmak da çok ayıpmış. Üçüncü hatası ise sır tutmayı hiç bilmemesiymiş. Bu da yetmiyormuş gibi bir leyleğin başkasına hakkında söylediğini gidip hemen ona anlatıverirmiş. Onun yüzünden bazı leylekler kavga eder, birbirlerine küserlermiş. Bir gün Laklak'ın çenesinden bıkan leylekler toplanmışlar ve onu annesine şikayet etmeye gitmişler. Anne leylek Laklak'ın yaptıklarına çok üzülmüş, çok. Bir de leylekler, "Bay leylek de yaptığınız tartışmaları da bize anlatıyor." "Demez mi Allah?" Anne leyleğin başından aşağı sanki kaynar sular dökülmüş. Leylekler gider gitmez Laklak'ı yanına çağırmış ve ona şunları söylemiş. "Yavrucuğum, arkadaşların senden çok şikayetçi. Çok konuşarak onların canını sıkıyormuşsun." Laklak annesinin sözleri bitmeden yine konuşmaya başlamış. Anne leylek iki elini birbirine hızla vurmuş. "Önce beni dinlemelisin. Tam bir hafta boyunca bu yuvadan dışarı uçmayacaksın. Bu senin için bulunmaz bir fırsat. Böylece yaptığın hataları düşünebilirsin." Bu Laklak için büyük bir cezaymış. Düşünsenize, anne leylekle baba leylek yiyecek bulmak için uçunca Laklak yuvada yalnız kalacak. Bir hafta boyunca kimseyle konuşamayacak. Bu ceza Laklak'ı o kadar üzmüş, o kadar üzmüş ki Laklak gece kabuslar görmeye başlamış. Hatta bir gece rüyasında Laklak uzun gagasının kalın bir iple bağlandığını görmüş. O kadar korkmuş ki kanter içinde uykusundan uyanmış. "Kimseyle konuşmadan bir gün nasıl biter?" diye düşünüyormuş Laklak. İşte tam bu sırada kalın gövdeli komşu ağacın dalına bir bülbül konmuş. Bülbül o kadar güzel ötüyormuş ki Laklak bu güzel sesi duyunca kendisinden geçmiş. Diğer ağacın altında yavaş yavaş yürüyen kaplumbağanın ayak sesini de duymuş.
çok geçmeden ılık bir rüzgarda esmiş. Bütün yapraklar hışırdamış. Yaprak sesleri de Lak Lak'ın çok hoşuna gitmiş. Lak Lak her gün etrafındaki bir güzelliğin farkına varmış. Onların sesini dinlemiş. Kuşların, rüzgarın, hatta kaplumbağanın ayaklarının yerde çıkardığı ses bile çok güzelmiş. Bir haftanın sonunda Lak Lak, dinlemenin konuşmaktan çok daha güzel bir şey olduğunu fark etmiş. Bir hafta önceki halini hatırlayınca kendini tutamayıp gülmüş. Sizce de hiç durmadan konuşan bir leylek çok gülünç değil mi? Bir hafta sonra anne leylek akşam yuvaya döndüğünde gördüklerine inanamamış. Lak Lak kucağında bir demet papatyayla annesini bekliyormuş.